Buradan, buradan. Oğlum adam bana niye emanet etti sizi? Ben emanetçi miyim? Oğlum şu herifi şu hale getirdin ya, ben sana hiçbir şey demiyorum ya. Hayda, manyak mısınız oğlum siz? Benden mi çıktı hacamatta konuşma fikri? Benden mi çıktı ya? Arkadaşlar, ne olur bana yamuk yapmayın, olur mu? Ulan adam makattan kan alacağım diyor, ben daha iğne yaptırmamış adamım. Tövbe estağfurullah. Bunda da amma kıymetli göt varmış be. Sanki bir tek onda göt var. Yürü. Ya bu adam hakikaten dediklerinin hepsini yapan mı? Abi sen dalga mı geçiyorsun ya? Bu adam var ya, para için ruhunu şeytana satar. Lan belki de satmıştır. Ya ne vuruyorsun arkadaş? Niye kıracaksın, yazık günah ya? Niye vuruyorsun? Ulan eski püskü çürüyor burada ya. Leş gibi de kokuyor. Cahil. Tarih kokuyor, tarih. Ağı gitse de, bağı gitse de, koksa da benim için kıymetli. Dede yadigâr o. Dedeme de dedemin dedesinden kalmış. Dedem. 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 Dede yadigârı. Dedeme de dedesinin dedesinden yadigâr kalmış bu. Evet. İtiraf etmeliyim ki güzel bir parça. Ben de itiraf etmeliyim ki normalde biz bunu satmazdık ama hayat koşulları işte bizi buna itti. Pardon, bu kılıcı da satmayı düşünür müsünüz acaba? Kılıç, bakayım. Ay, o da babaannemden yadigâr. Babaanneme de onun büyük büyük babaannesinden kalmış. Eski eskirimcilerden yani, en eski eskirimcilerden. Parçalandık, tamamen parçalandık. Şerefsiz! Hakikaten soymuş beni ya. Ne istedin lan gül gibi dede yadigârında? Sen dua et, kölelik kaldırıldı. Yoksa seni de satardı bu. Satardı valla. Oğlum ne alak adamlarsınız lan? Orada çürüyüp gidecekti. Sayende cebiniz para gördü be. Yuh! Sana iyi. Bir de utanmadan konuşuyor şerefsiz ya. Lan Çeto, kaç para tuttu lan bizim bu dede yadigârı? Ya demek ki çok para tuttu Süleyman. Kaç para vermiş? Daha sayamadım Süleyman, daha sayamadım. Bu ikimizin payı mı, sadece senin payın mı? Bu ikimizin payı Süleyman, ikimizin. Peki bizim aklımıza niye gelmiyor bunu satmakta? Bu herif gidip satıyor, biz böyle üçe bölüyoruz parayı. Bizim niye kafamız çalışmıyor? Çalıştırsadın kafanı da satsadın Süleyman. Ne bağırıyor? Bir saattir paraları sayamadın, konuşuyor bana bağırıyorsun bir de. Saydırmıyor ki Süleyman. Al kendin say. Kolaysa. Bence gerek yok. Ne yapıyorsun kız? Kitlenmek. Ay Onur abi. Ne iş? Cam. Sivil cam. Güzel güzel. Cesur, gözü pek delikanlı bulmuşsun kız kendine. Niye öyle dedin abi? Dürdane'yi görünce niye öyle dedim anlarsın kardeş. Onur abi ne yapıyorsun? Kaçıracaksın. Müzik seçime geldim, evde kalacağım. Kaçmaz, kaçmaz. Doğru, senin de yaşın geçiyor vallahi, dikkat et. Hadi eyvallah. Onur abi. Can, biliyor musun? O bana deliler gibi aşıktı. Vallahi kurban oluyordu hep bana. Hadi gidelim. Koru beni Cesur. İyi günler. O burada zor abla, zor. Müşteri geldi evladım, biraz ilgilensen diyorum. Unutma ki bu dükkan bizim gibi müşteriler sayesinde ayakta duruyor. Ya abla bir doktorlar izliyoruz, izletmedin. Bir gerdin beni, operasyondayım şu an ya. Ya sen bana şu sucuktan... Aa! Ay benim gördüğümü sen de görüyor musun evladım? Senin kızı götürüyorlar. Terbiyesiz. ben sizi yakaladım. Ben sizi yakaladım. Ben seni gebertmez miyim? Ben malama kimseye güzel de para atıyor çocuk bak. Ya, bu da kaçtı senin yüzünden. Kocam kaçıncı koca ya? Uf. Sen ne koca dedisi çıktın be? Lan bir doktorlar izliyoruz şurada. İzletmediniz be. Allah'tan yarın bir 600 dakika daha var, izleyeceğiz. Hadi. Hadi abi, yarış başlıyor. Bir günde kazan be. Kardeşim hep eşeklere oynuyor ya. Siz dalganızı geçin abi.
Siz dalganızı geçin abi. Benim şu senaryolarımdan bir tanesi çekilsin. Bakın bakayım ben bir daha geliyor muyum buraya? Vay, iddialısın ya. Vallahi rahmetli de iddialıydı. Helvasını tüm ganyan beraber yedik. İddialıyım tabii abi. Bak, bir soygun senaryosu yazdım abi. Çok özgün. Yani en az 5 milyon yapar. Ölçmüşüm, biçmişim, kurgulamışım, karakterleri dökmüşüm. Mekanları belli, her şeyi hazır. E madem bu kadar kafa patlattın, ölçtün, biçtin, ektin, o zaman soygun planı yapsaydın. Evet. Yapsaydın abi, soygun planı yapsaydın. Allah Allah, dallama. Tabii ya. Lan oğlum o zaman sen bana bir soygun yaz. Neredesiniz lan? Hah oğlum. Yırttık lan yırttık. Gel otur 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 otur. Bu sefaletten, hacamattan da sonunda kurtuluyoruz arkadaş. Ne oldu oğlum? Yarışı falan mı tutuyordun sen? Yok be abi öyle bir şey değil ya. Soygun yapacağız lan. Hadi lan öyle fikir mi olur be soygun diyor be. Yok lan yok şaka yapıyor. Sülo ben gayet ciddiyim arkadaşım. Gayet ciddiymiş. Kardeşim, biz iş kuruyoruz. Evet, bundan sonraki planlarına bizi dahil etmezsen Onur Efendi. Hayırlı olsun kardeşim, ne iş? Akşam senin bize verdiğin parayı sermaye yapıp pazarda don sütyen satacağız kardeşim. Don sütyen mi satacaksınız? Evet. Oğlum siz ne küçük adamlarsınız ya. Sizin çapınız ne kadar dar lan. Ne acayip bir insansınız siz ya. Ben şimdi Acamat'ı da arıyorum kardeşim. Acamat abi diyorum, sen diyorum Süleyman'dan hesabımıza düşen diyorum borcumuzu hesapla diyorum. Taksiti böldürüyorum, onu da biz ödüyoruz anladın mı kardeşim? Ara ara geç kalma. Ulan cebiniz 3 kuruş gördü hemen götünüz kalktı. 5 kuruş görse bakalım ne olacak merak ediyorum yani ha. Hadi kalk kardeşim sen de hazırlan gidelim.